Merhabalar. Bugün neredeyiz? Şöyle göstereyim. Balkonun şu ara çıtalarını çakacağım. Buradan bir başlayalım. Bu çıtalardan sonra buranın şeyini yapmayı da düşünüyorum. İzolasyonunu. Hatta boyasını bile yapabilirim. Yani böyle balkondan bitire bitire içeri doğru gideriz. Şimdi şu başlardaki çıtayı çakacağım. Sonra sırayla geleceğiz. Evet, birinci çıtamızı çaktım. Tabi tek kişi çok zor oluyor. Şunu destek için koydum, artık oraya ucunu takıp çakacağım ama boy konusunda bir hatamız oldu. Biraz daha uzun kesmem lazım. Bugün 28 Nisan. Dün söylediğim gibi şimdi burayı mantolama yapacağım. Malzemelerimiz yapıştırırken özellikle köpüğü ve bunu kullanacağım. Isı yalıtım levhası yapıştırma harcı. Bu özel bir harç. Bunda karışım yapacağım. En son filemizi çekeceğim. Bunlar da XPS'lerimiz. 2 santimlik. Ve geçmesi falan yok. Öncelikle şuralarda şöyle çıkıntılar, onları keseceğim. Kırılması gereken harç parçası varsa onları kıracağım. Sonra harcımızı yapıp başlayacağız. Thank you.
Şimdi burada bir girinti çıkıntı var. Bunu da ayarlayıp kestiğimiz zaman son hali böyle. Şimdi kurumaya bırakacağız. Dehşet bir yağmur yaklaşıyor şu anda. Ormandan geliyor bu tarafa doğru. Gerçi yağmuruna zarar yok ama böyle serperse ıslatabilir. Evet, maalesef yağmur değiyor ya. Islanmadan kurusaydı iyiydi ama. Yapacak bir şey yok. Öğleden sonra işi bitirdik. Şimdi bugün sıvaya geçsem mi bilmiyorum. Bura gayet sağlam olmuş. Köpüğün iyi tarafı, köpük bu harçtan daha önce kuruyor ve şeyleri sabitliyor. Harç biraz daha vakit alıyor. Yani harcı beklersek bir iki gün beklemek lazım. Ama buranın filesini çekip sıva yapabilirim. 2 saatimiz var akşama. Güneş yukarıda. Bakalım yaparsam çekerim. Merhaba arkadaşlar. Bugün 30 Nisan. Bugün nihayet biraz güneşli bir gün. Ama dün çok yağdı. Hatta buraya değil ama diğer öteki dağa kar bile yağdı. Dün hiç çalışamadım ve aklıma şu geldi. Yani yağmur ta buralara kadar vuruyor. Şimdi ben burayı sıvasam, yani bugün açık ama öğlen sonra belli değil. Ve pazartesi, salı, çarşamba yine yağış görünüyor. Yani sıva kurumadan yağmur vurursa akıp gider. Bizim emekler boşa çıkar. Ben de vaktimi değerlendirmek için alt kattan başlamaya karar verdim. Sistemi kurduk. Bu şey alçı, kalın olan alçı. Bundan sonra saten vurulacak. Bir bakalım sistem çalışıyor mu, harcı yapalım. Biliyorum kötü oluyor çünkü bu alçı sıva böyle şeye vurulmaz aslında. Önce bir kara sıvayla düzlemek lazımdı da. Şey yapacağım ya, alçıya kum katacağım. Aslında öyle yapıyordum. Evet, sıva işini beceremiyorum. Ama daha önce bir iki ev sıvamışlığım var. Sonuçta çok güzel olmuştu. Orada yaptığım şeyi yapacağım. Alçıya kum katacağım. Kaberleri dolduracağım. Ondan sonra sıvaya çekeceğim. Ama kötü olsa da sıkıntı değil. Artık zaten kötü sıva moda. Böyle pütürlü pütürlü yamuk yumuk sıvalar. Şu anda dünyada moda.
Şimdi bu kısımda da alçıya kum kattım. Şu an kabasını yapıyorum. Ama bu işin sıkıntısını ben size söyleyeyim. Aradığın şeyi bulamamak. Bakın içinde devasa taşlar var. Aradığın şeyi bulamamak derken bizim ince bir elek vardı. Öyleyi getirecektim. Buradan eleyecektim. Çünkü biz burada beton kırdık, bir şeyler yaptık. Bunun içi hep şey tolu. Tolu. Dolu değil, tolu. Taş var, çakıl var, beton kırığı var. Her türlü pislik var. Yani öyle kum lastiği yapılmaz ki. Şuradan bir tane çakıl rastladı mı cırt çizip gidiyor. Şuna bak yani, köpeğin kafasını alsan kafasını yarar. Aradığın şeyi bulamamak. Bütün dertlerin başı. Evet, bu sefer böyle bir şey yapıyorum. Şu inceliğe bakın. Arabadan hiç eksik etmediğim sineklik. Bu aklıma geldi. Bunu biraz eleyeceğim. Üçüncü denemeyi bununla yapalım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, aradaki farkı görüyorsunuz. Şimdi bu kumu eledim ya az önce. Maşallah cam gibi oluyor. Demek ki bizim sıkıntımız malzemeden, harcı güzel yapamamaktan. Harcımız ince olsa, maslaramız, şuyumuz, buyumuz, malzememiz olsa güzel iş çıkarabiliriz. Tavana denedim ama çok zor ya. Buranın üzerine de mecbur yapacağım bir daha. Ya kova çok az harç alıyor. Yani buraya belki de 2 kova, 3 kova lazım. Yani bir kere yapınca devam edilse ilerler de. Sıkıntılı iş. Zor iş, pis iş. Sıvacılara helal olsun vallahi. Ama o kadar para da alınmaz yani. Zor iş ama. Şurayı sıvayın desem buranın anahtarını isterler kesin. Ya da arabayı isterler. Üzerine de 1.000.000.000.000 dolar isterler kesin. Tavan daha sıkıntılı. Buraya acaba hiç bulaşmasam da alçı mı çeksem bilmiyorum. Yoruldum, sesim kesildi, modum düştü. Şu manzara için katlanıyoruz. Hadi bakalım. Bir kova daha yapalım. Şurayı da parlatalım. Üzerine fırça atıyorum. Güzel oluyor. Düğme normalde burada olmaması lazım ama
şu an kullandığımız için mecbur. İlk tavan denememiz bitmiştir. Şurada bazı bozukluklar var. Onları artık alçı çekerken düzelteceğiz. Bu köşe bent demiri çok işe yarıyor ama sadece bir tane bulabildim. Şimdi başka bir yerden yine 5-10 tane almam lazım. Şu kirişe de ondan koymam lazım. Onsuz çok zor oluyor. Şu köşeye de. Bir sürü almam lazım yani. İşte şimdi sıva işi içime sinmeye başladı. Henüz son kat olmamasına rağmen gayet düzgün. Bu ikinci kat, üçüncü katta zaten alçı olacak. Yani bir yeri 3 kere sıvamış olacağım ama bu bayağı hızlı yapılıyor ya. Buna sıra geldiği zaman harcı bayağı fazla yapacağım. Bir girdin mi bir mekan bitsin. Ya sıkıntı olan şu zemini sıvamak. Bundan sonrası kolay. Bunun üzerine sıvanacak olan bundan da kolay. O böyle daha kaygan bir madde. Buraları falan da komple çıkaracağım. Böyle düz geçeceğiz. Burayı da tekrar sıvadım. Mayıs'tan merhabalar. Şimdi dün bahsettiğim bu çıtaları aldım. Görüyorsunuz bu kiriş bayağı güzel çıktı ortaya. Çıtalar sayesinde. Önce ufak bir alçıyla çıtaları yapıştırdım. Sonra sıvadım. Onları ise çiviledim. Buradaki eksiği de taktım. Bir de büyük kova edindim. Böyle bol harç yaptım. Şimdilik durumlar iyi. Güzel oldu ya. Hafif çukurlar var. Zaten çekileceği için oraları önemli değil. Bayağı düz oldu.
Ya bu işin raconu buymuş, racona uymak lazımmış. Şimdi ertelediğim başka bir iş vardı. Bunu da yapmanın zamanı geldi. Şu an bütün bimsleri ölçüsünde kırdım. Hazırladım. Buraya da kırık parçalardan ayarlarız. Şimdi öğle arası eve gideceğim. Dönüşte ilk iş bunu, burayı öreceğim. Sonra kuruduktan sonra bu köşeyi de buraya koyarız. Yani buranın kaçarı yok, yapılması lazımdı. Çünkü oradan banyo gözüküyor. Şimdi bir de aşağıda neler yaptık onlara bakalım. Bu köşeyi de sıvadım. Bacayı da sıvadık. İyi diyor ya, sistemi kurduk. Şu an hızlı ilerleyebiliyorum. Sadece gidip öğle yemeğini aradan çıkartacağım. Evet, oranın içeriden görünüşü de öyle. Aslında bir köpük olsa daha iyi olurdu ama. Neyse, buraların ne olacağı belli de değil. Böyle yani dolap da olabilir. Çamaşır makinesinin üzerinde. Ama orası kapanacak tabii. Şimdi burada hafif bir tümseklik vardı. Bunları kestim, burayı da kazıdım. Orayı da. Şimdi tam böyle duvarla düz oldu. Şeyi hazırız. Beyaz alçıyı hazırız. Bu arada bu köpek halinde buralarda takılıyor.
Her gün en az 3-4 fırın ekmeği yediriyorum. Şurada karnının zayıflığını görüyorsunuz. Biraz toparlamaya başladı ama. Ayağında sorun var. Toparlıyor yavaş yavaş, bakalım. İnşaat ilerlerken bunun sağlığı da iyiye doğru ilerliyor. Yani ilk geldiğine göre karnı bayağı şişti şu an. 10-15 ekmek yemiştir yani şimdiye kadar. Evet, 3 Mayıs'ta ne durumdayız? Tavanlar mı onlar, duvarlar, buralar komple bitti. Duvarları da taktım. Sadece burada bir eksik var. Öğleden önce harcım bitmişti. Şimdi harç yapıp orayı tamamlayacağım. Buralar tamam. Şimdi bu, yani ufak tefek şeyler var, arızalar var. Tabi buna zımpara atılacak, ondan sonra satın alıcı yapılacak. Hiçbirisi kalmayacak o zaman. Cillop gibi olacak. Ama zaten alçıyı şu an yapmayacağım. Çünkü buradan gelirken, geçerken bir şeyler çarpıyor. Sıva dökülüyor, kirleniyor. Şimdiden şey yapmayalım. Şimdi yaparsak daha sonra bir daha onarmak gerekir. O yüzden şu an yapmayacağım. Böylece bırakacağım. Her şey bitince, boyadan önce sateni çeker. Boyayı vururuz. Bu anahtar da böyle oldu. Bağlantılar tamam ama yukarıdaki bağ değil. O da şekli çalışıyor. Şimdi ondan sonra ne yapacağım? İnşallah yeni mallar getirdim de. Şimdi balkondaki izolasyonu tamamlayacağım. Bununla sıvayıp fileyi bununla çekeceğim. Ondan sonra da mineral sıva yapacağım. Aslında bu işlere hiç girmeyi düşünmüyordum ama sordum, varmış. 1.80 lira, 1.100 lira gibi bir şey. En azından balkonda bir denemiş oluruz. Eğer güzel hoşumuza giderse dış cephe için alırız. Yani şu an hesabımda bayağı bir şey var. Alçıyla çimento var. Sonra da şey yaparız. Bunları onlara dönüştürürüz. Yani para vermek zorunda kalmam. Hadi bakalım, şimdi icraat zamanı. Karışımımızı yaptık. 5 dakika bekletip sonra bir daha karıştırın diyorlar. Ben de bu arada tripodu getirdim. Burada bir yere kuracağım ve çekeceğim. Şuradan başlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi buraya alçı sıvı yapacaktım ama yağmurdan korkunca ben de normal olması gerektiği gibi sıvasını aldım. Onun üzerine de minare sıvasını aldım. Boyam var, eskiden kalma. O boyayı da vururuz. Tavana lambasını da takarız. Buranın işi biter. Şöyle bir hafta kendimizi atölyeye atsak, pencereleri de yaparız da. Bakalım artık.
Evet, sol tarafı çektik. Buralardan da bir miktar katlayıp içeri doğru eğdim ama çok da güzel olmadı. Çok kalın çekmiyorum çünkü mineration sıva olacak. Harzım çok az kaldığı için burayı yapayım dedim. Buranın şeyini kestim, orada yatıyor. Birazdan yeni harç yapınca burayı yaparım. Şuranın ölçüsünü alır keserim. Oradan kalanını da buraya yaparım. Burada böyle gider. Bir torba yetecek mi bilmiyorum ya. Bir buçuk karış var. İki karış. Yarım karış kullanmışız. Nihayet fileleme ve sıvama işi bitti. Bu aldığım özel sıva yetmedi. Biraz ya tam bitirmedim ama baktım yetmeyecek. Şundan ekledim ya. Yapıştırırken kullandığım. Ondan ekledim, çoğalttım. Bir şekilde yetirdik. Şimdi bu sıva yetmeyince mineral sıva da yetmeyebilir çünkü paketler aynı büyüklükte. Ama bunu hemen hemen iki kat çekiyoruz ya. Bir ümit onu tek kat çektiğim için belki yeter. O iş artık yarın. Bugünlük bu kadar. Ve 4 Mayıs günü mineral sıvamızı yapmak için geldim. Buraya en sevdiğim aparatı yerleştirdim. Gün doğumu penceresi. Birazdan harcı yapıp başlayacağım. Normal kurumuş. Sıvaya hazır. Hava da güzel. Günler sonra ilk defa böyle masmavi bir gökyüzü görüyorum yani. Şimdi mineral sıva yapacağım. Bunu ilk defa kullanıyorum da bayağı şey ya, boncuk boncuk. Yani pütürlü bir yapısı olacak. Bilenler biliyordur tabi de, ben ilk kez yürüdüm. Hiç sevmedim bu mineral sıvayı. Uygulaması zor, yere dökülüyor. Çok fazla pütürlü, dişli. Yani evin komple dişini bununla yapar mıyım? Yapmam. Kişisel yorumumu söylüyorum. Bu tamamen bir para tuzağı. Buna hiç gerek yok. Başka bir çözüm üretmek lazım. Bir de yani yarım torba döktüm, burayı yaptı. Yazık. Bu iş böyle gitmez. Madem böyle dişli olacak, normal kumla kabası var, sıva yapar, sıvarsın olacak. Yani burada denemiş oldum ama notunu verdim. Bunu kullanmam ben. Şimdi o dış cepheye normal kara harç yapacağım. Aynen bunun gibi olacak. Ve daha ucuz. Sevmedim seni. Sevmedim. Şimdi arkadaşlar bir torba bitti.
bir torba mineral, buna bir yeni isim bulmak lazım. Mineral para tuzağı ne diyelim bilmiyorum. Bir torba bu kadar yaptı. Ben bir torba burayı komple yapar da birazcık eksilirse bir torba daha getirmiştim. Ama görüyorum ki ikinci torba da burayı bitirmeyecek. Bizim en büyük avantajımız burayı ucuza getirmek olduğu için şey yapacağım şimdi. Bu mineral denyoya kum katacağım. Biraz da alçı veya kireç de katabilirim. Şurada elenmiş kumum vardı. Çok ince. Biraz çoğaltıp hani bir torbayla da kalanını bitirmeye çalışacağım. Eğer olursa, güzel olursa, sağlam olursa siz de yaparsınız. Sağlam olmazsa ben zarar ederim, siz etmezsiniz. Köpek nerede ya? Köpeğe bir ekmek daha verelim. Gel. Böyle zehir mi acaba? Görüyorsunuz bu taraf, o taraf. Bu tarafın harcına şöyle göz karalığı 2-3 avuç kum kattım. Yani kumla beraber bunun yarısına kadar. Böyle oldu. Yani sürmesi biraz daha kolay, biraz daha ince oldu. Renk sıkıntı değil zaten bu anacak. Biraz kurusun bakalım, sağlamlığı iyiyse onay verebilirim. Şu an iyi görünüyor da. Burası da bildiğimiz kara harç, kara sıva, kum, çimento, kireç. Kireci çok kattım ama bayağı bir kara duruyor ya. Bunların yanında mı öyle? Eskiden biraz da böyle grimsi geliyordu gözüme ama leş gibi siyah resmen. Yani bir kova daha yaptım mı burayı bitiririz inşallah. Yarın boyanabilir. Boyadan sonra buranın prizini de takarım, lambasını da takarım. Şu an babam pencere yapıyor olabilir. Bari buraya göre yapsa da. Gerçi bunların hepsi aynı da. Buraya takarsak dışarıdan izolasyonu tamamlarız. Burayı da takarsak burayı içeriden de sıvarız. Çatısı açık bile olsa en azından burası kapanır. Buradan rüzgar girmez.
yağmur suyunu harç yaparken değerlendiriyoruz. Bir ara çok yağmur yağdı ama suyunun da faydası oldu tabii ki. Zaten burası da dolu. Depo biterse buradan kullanırım. Evet, kumumuzu alalım. İnşallah bu sefer biter. Şunu da eliyorum böyle çok hava taşları girmesin. Yetiyor. Çok da ince olmasına gerek yok. Mineral sıva bundan yine kalın yani. Alt kısmı da söylediğim gibi kara sıva yaptım. Burayı yoldu da bura biraz kalın olmuş ya. Şunu sürdüm de o batırmış. Ama diş olarak birbirine yakın, boyandığı zaman böyle tek parça gibi olur. Bugünlük bu kadar. Burada başka bir şey yapmayacağım. Sıvalarımız kurusun. Yarın boya işine bakalım. Şimdi eskiden kalan boya bu kadar yeri yaptı, bitirdi. Tabii ki aynı koddan ben 2,5 litre daha yaptırdım. Onunla devam edeceğim. Bunu da taktık. Ama olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü bunun yanlara böyle basan montaj şeyleri, ayakları izopora geliyor. O yüzden ömür boyu bir rezaleti çekeceğiz. Onu da tattım. Yani bunun bacakları biraz uzun olsa kasaya değer ama bu şeyler kasaya değmediği için olmadı. Neyse bunu da hallettik ya. Bu ayaklarının böyle eğik olan yerlerini düzledim. Bacakları biraz da uzayınca kasaya yetişti. Sağlam oldu. Ama bu şu olay saçmaymış. İnternetten aldığım için böyle olduğunu bilmiyordum ama yakıştı mı yakıştı. Cuma saati yaklaşıyor. Belki biraz daha boya yaparım, belki de giderim. Aralarda beyazlık kalıyor, artık bir kat daha vurmak lazım. Bir de şimdi büyük rulolar vardı da azlık yer içimde kirletmeyeyim dedim. Küçük rulonun da tüyleri kısa olduğu için aralara iyi girmiyor galiba. Ama sıkıntı değil. Hallederiz. Boyamızı da yaptık. Bazı yerlerden ikinci kat geçilmesi lazım. Burada ikinci kat geçtim, bura fena değildi. Burada eksiklikler var. Burayı özellikle tam pencere kenarına getirmedim burada, çünkü işlemler yapılacak. İşlemden sonra tekrar boya vurulur. Şu an şurayı da tekrar sıvadım, boyadım. Camın üzerinde görüyorsunuz stretch film var. Onu çıkarınca oradaki boya lekeleri de gidecek. Biz şeye gidiyoruz. Kilosu 1200 lira olan bir mantar varmış.
kuzu göbeği mi, kuzu kulağı mı? Ondan toplamaya gidiyoruz. Gidip köşeye dönelim de inşaata para çıksın. Şömine için kaplama taşı almaya geldik ormandan. Şimdi arkadaş oradan taze taze çıkartacak. Şöyle. Hangisi? Oynuyor mu? Çatladı. Güzel. Güneş görmediği için bunlar daha sağlam. Şuradan bunu oynatsak. Şunu şey yönünü çevirebilirsin ha. Fosil bile var. Güzel bir parçaymış ha. Bu tarafı nasıl? Bu şekilde. Şunlar çıkabilir. Temizliği aşağıda yaparız. Şu güzelliğe bak. Şimdi arkadaşlar, mantar toplamaya gidiyoruz dedim ama mantarı bulamadık, henüz çıkmamış. Biz de gelmişken bu taşlardan götürüyoruz. Burada buranın merkezi. Bakarsınız şeye başlarım. Şömineye başlarsam bunlarla kaplama yapacağım. Buradakiler aslında kalın. Başka yakın bir yeri var, orada daha inceleri var. Şu an merkezden bayağı uzaktayız. Yakınlarda bu taşlardan daha fazla var. Ve 6 Mayıs'tan merhabalar. Ufak bir orman gezintisinden sonra bugün buraya kaplamaya karar verdim. Dün bazı taşları getirmiştik orada. Çamurlu olduğu için şu an bunları yıkıyorum. Yıkadıktan sonra işleme geçeceğiz.
Sağ tarafta neredeyse bitmek üzere ama harçımız bitti. Taşlarımız da azaldı. Buraya yeter ama ön tarafa yetmez. Böyle büyük tek parça olarak koysam nasıl olur acaba? Yakışmaz. Buranın derzini çektim. Derzi dediğim gibi. Harcı buna dolduruyorum. Buna takıp silikon sıkar gibi dolduruyorum. Sonra yanları işte süngerle, fırçayla su fışkırtarak en sonunda parmakla temizleyerek yapıyorum. Şimdi bu taşların tonu birbirine yakın. Benim yakında var dediğim taşlar hep böyle beyaz. Şimdi bunlar daha hoşuma gitti. Eğer eksilirse bunlardan koyarsak yakışmaz gibime geliyor da. Sanki bunlar böyle harçtan betonla yapılmış gibi. Bunlar daha orijinal duruyor. Eğer yetmezse ta şu ormanın arkalarına gitmemiz lazım. Mayıs'tan herkese merhaba. 9 Mayıs yani dün çalışamadık, ara verdik. Bugün devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bunları kestirdim ben. Tam istediğim gibi, istediğim ölçülerde. Kesti ustamız, Allah razı olsun. Şimdi burası ısıyla çok muhatap olacağı için buraya ateş tuğlası düşündüm aslında. O yüzden burayı böyle açtırdım. Ama ne göreyim, ateş tuğlasının tanesi 30 TL. Tek seçenek var, çok kalın, böyle 5 santim. Ben de tabii ki ondan vazgeçtim. Bunu mermerci arkadaş bedava verdi. Bu da bir granit türü bir şey. Mermerden daha dayanıklı ateşe. Şimdi ön tarafa bunu koyacağım. Ya yani kapak kapanınca görünen şey bu olacak. Bu temiz. Arkasını da şunlarla bile şey yaparım. Bunun kalanı vardı ya. Veya da acelesi yok yani. Arkayı bir şekilde dolduracağım. Şimdi bugün yapacağım şey bunları yapıştırmak. Buranın ölçüsünü çıkarmak. Ama siz oraları bu bölümde göremeyeceksiniz. Çünkü oralar çok teferruatlı işler. Şimdilik bunları yapıştırıp 9. bölümü bitireceğim. 10. bölümde buraya sürgülü kapağımız olacak. Kapağın rayları döşendikten sonra sağını, solunu, ortasını bu taşlarla kaplamaya devam edeceğim. Burada bir şekilde kaplanacak. Artık kaplar mı? Her yer kaplanınca da gözü yorar mı bilmiyorum. Belki de orayı düz sıvarız. Neyse, şu an yapacağım şey
Şurayı önce sıvayacağım çünkü bunlardan sonra buraya sıvamak zor olur. Biraz da kalınlaştıracağım. Hani bu rahat dursun diye. Ondan sonra bunları yapıştırdık mı tamamdır işimiz. Böylece mermerlerimizi de yerine yapıştırdık. Şimdi bunu böylece bırakacağım. 9. bölüm burada bitiriyorum. Devamı var bunun ama sonraki bölümlerde göreceksiniz. Şöyle. Şimdi pencerelerin mermer ölçüsünü alacağım. Onların mermerlerini de kestirip yerleştireceğim. Bu arada babam pencereleri yapmaya başladı. Onların verniklerini de artık yat verniğim olur ne olur. Böyle güneşe dayanıklı bir şey süreceğiz. Ondan sonra yani 10. bölümde pencereleri de takmış olabiliriz. Genelde artık sıvayla geçecek günler. Kısım kısım oda oda sırayla malzemeleri boşaltıp sıvasını yaparım. Ya da pencereler takarsak dış mantolamayı da yapabilirim. Dışarıdan bitmiş gibi gözükür. Ondan sonra içeriği de yapabiliriz. Bakacağız yani duruma göre. Burada dediğim gibi ray may döşeneceği için önünü kaplayamıyorum. Yani rayı taşın üstünü vidalamak zordur ama rayın sağını solunu taşla doldurmak daha kolay olur. Bir de daha kibar olur yani içeri gömülmüş olur. Böyle aşağı yukarı kayan bir kapak sistemi var. Biz bütün döner ocaklarında yapıyoruz bunu. Yani şömine dediğime bakmayın bu aslında bir döner ocağı. Burada şişin koyulacağı ayaklar da olacak. Burada cağ kebap yapılan şiş dönecek. Ve o kapağı ne kadar indirirseniz bu buradaki mesafe ne kadar azalırsa o kadar körüklüyor. Ateş o kadar hızlanıyor. Yukarı kaldırınca ateş yavaşlıyor. Öyle de bir özelliği var onun. İşimiz bittiğinde de indireceğiz. Bacadan yarasa marasa girmesin. Hadi bakalım. Sonraki bölümlerde görüşürüz.